Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Ortak sınav tarihleri belli oldu. Ben de hiç durmadım, hemen videoyu hazırladım, karşınıza getirdim ki gözünüzün önünde olsun. Hocam hiç unutmayın, sınav tarihlerini artık okulda beklememize gerek yok. Hocam ne zaman olacak sınav, hangi hafta, Ekim'in sonu mu başı mı falan hiç gerek yok. Artık burada sınav tarihlerini net olarak vereceğiz. Mutlaka bir köşeye yazın, bir köşede kalsın. Hatırlatma kurun, ne bileyim yani, mutlaka bir şey olsun ki sınav öncesinde, sınav gecesi değil ha. Sınav gecesi zaten tekrar edersin, çalışırsın ama sınav öncesinde bomba bir hazırlık yapman için işte lazım olan tarihler. Birinci dönem, yani şimdi içinde bulunduğumuz dönemin ilk sınavı. Hocam ilk karşılaşacağımız sınav ne zaman? Ekim'in sonu, Kasım'ın başı. 2 hafta sürüyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Okulun türüne, şununa, bununa, içerisindeki yapısına vesairesine göre bazen bu süre kısalabiliyor ama uzadığını görmedik pek. 2 hafta arkadaşlar ortalama sınavlar sürecek. Türk Dili ve Edebiyatı dersi adına o 5 saatlik 9, 10, 11, 12. sınıf dersi adına şunu söylemek lazım. 9 olsun, 10 olsun, 11 olsun, 12 olsun fark etmez. Ya daha çok böyle metinlerden yola çıkarak, yani 10 soru geldi mesela klasik değil, 3-4 sorunun daima metin ağırlıklı sorular olduğunu görüyorsunuz. Sonra 1-2 tane kilit edebiyat sorusu, o 5'ten 6'dan sonra böyle bir dil bilgisine yönelme. Tabii ki sınıf seviyesine göre farklı farklı konular gelecek, hepsini konuşacağız, zaman var ama yine de yazım ve noktalama odaklı sınavların bizi beklediğini, böyle sınavlarla karşılaşacağımızı söylemeden edemeyeceğiz. İkinci sınavlar ne zaman hocam? Ortak sınavlarımız aralığın sonu. Ocağın başı, zaten 1-2 hafta sonrasında da sınavdan araya girecek, tatile girecek, 15 tatili göreceğiz. Doğal olarak arkadaşlar lütfen dikkat, sınav aralıklarına baktığımız zaman şurada en fazla bir ay falan var. Ekim'in son haftası diyor. Zaten biz de Eylül'ün son haftasındayız neredeyse, değil mi? Ekim'e ufak ufak geldik sayılır. Bu hafta öldü, geç bu haftayı. Ne kaldı şunun şurasında? 3-4 haftalık bir periyot. Doğal olarak çok önemli. Şu dakika itibariyle tutunacağınız notlar büyük önem taşıyacak. Kasım'ın ilk haftası da gittiğini düşün. Kasım'dan kaldı 3 hafta. Aralığın son haftası. Bir 3 hafta oradan, yani bir anlamda 6 hafta, 1,5 ay gibi. Yani sınavlar bitecek, ilk sınavlar 1,5 ay, 2 aya yakın bir süre sonra çat hemen ikinci sınavlar gelecek. Şöyle düşünmek lazım. Ya Eylül'de başladık abi. Buradan en az 2 hafta. Yani 1,5 ay diyelim haydi ilk sınava. Sonrasında da 1,5 ay var. Yani yaklaşık 3 ay sonrasında sınavların bittiğini düşündüğümüzde aslında ikinci sınavların mantıken daha çok böyle nerede? Kasım'ın ilk haftası. Kasım'ın böyle ikinci, üçüncü haftasında işlenen konuların ikinci sınavda daha fazla önem taşıdığını da söylemekte fayda var. Ama yine de ölçmek adına öğrenciyi gerçekten böyle zamanında çalışan, eskiyi tekrar ediyor mu acaba diyebileceğimiz öğrenciyi ayırt etmek adına ilk dönemden de böyle ara ara soruların sorulduğunu biliyorsunuz. Hani şey çok gıcıktır ya abi, acayip. Mesela şey yaparlar. İlk dönemden soru varmış falan diye bir anda sınıfa yayılır falan. Senin çalışmamışsındır. İkinci dönem, daha doğrusu şöyle diyelim, son kısımlara çalışmışsındır. Son birkaç konuya yüklenmişsindir ikinci sınav için. Hani ilk başlarda böyle Eylül'de falan işlediğin konular senin için böyle bomboş hale gelmiş. Hiç bakmamışsındır. Son dakika bir sürpriz, böyle şak 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 bakarsın falan. İşte tüm bunları önlemek adına lütfen sınav tarihleri bir köşeye yazın arkadaşlar. Bu haber, hani bu arada yayılan haber kötüdür genelde. Bir anda sınıfa birisi gelir, arkadaşlar şu konuda varmış falan ve büyük bir rezillik yaşanır. Onu önlemek adına lütfen İlk gün itibariyle, Eylül'ün 13-15'i açıldığı gün itibariyle okulların her konunun önemli olduğunu, sınıf seviyesi, hocamız, okulumuz ne olursa olsun arkadaşlar her konunun mutlaka sınavlara ufak ufak serpiştirileceğini unutmayınız. Çok nadirdir şu durum. Şu durum çok nadirdir. İşte ilk işlediğimiz şu konular yokmuş gibi. Hatta şöyle yapanlar bile vardır arkadaşlar hocalarımız arasında, hatırlayacaksınız. İkinci dönemdeyiz abi, okul bitecek artık. Mayıs falan son sınav, ta ilk dönemden soru gelir falan. Bu çok kötü, bu çok gıcık, onu söyleyeyim. Hiç sevmediğim bir şey, yapmadığım bir şey, bilmiyorum. Yapıyorsak da saygı duyacağız. Peki hocam, ikinci dönem sınavlarımız çok şu an için bizi ilgilendirmesi de, yine de hatırlatalım, bir köşeye mutlaka yazın arkadaşlar. İkinci dönemde birinci sınavları Mart'ın son haftası, Nisan'ın ilk haftasında görürken, ikinci dönemin ikinci sınavları ise Mayıs'ın son haftası, Haziran'ın ilk haftası görürüz. Ondan sonra zaten okul bizim için bitmiş olacak hocam. Zaten Mayıs'a girdik mi şöyle bir yayılma olur. Değil mi? Nisan, Mayıs ufak ufak bitsin artık falan olur. Bu sınıfa yayılır, okula yayılır ufak ufak da. Derslerin son bulduğu dönemler sınav gelir. Ya dersin kim çalışacak bu havada, ama çalışırsın bir şekilde yüksek notlar falan. Hiç çalışmadım deyip yüksek notlar alanlar neler neler, neyse. Neyse konuşacağız. Doğal olarak işte sınavın ikinci döneminde sınav takvimi haritası budur hocam. Lütfen bir köşeye not edin arkadaşlar. Ekim'in sonu, Kasım'ın başı, işte aralığın sonu, ocağın ilk haftası falan gibi küçük küçük not etmenizde büyük fayda var. Günü gününe konuşacağız. Sınav hazırlık videoları bu sene de yine yanınızda olacak. İçiniz çok rahat olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin. Yorumlara bu arada dur. Yorumlara hocam, yorumlarınızı bekliyoruz.
Yorumlara yorumlarınızı bekliyoruz hocam. Sınava nasıl çalışıyorsunuz? Kaç gün önceden başlıyorsunuz? Bunu da mutlaka yazın arkadaşlar. Bakalım kimler ne durumdalar. Hocam ben vallahi günü güne tekrar ediyorumculardan mısınız? Vallahi hocam son saat, ben böyle son dakika falan bakıyorum. Ya da okula gidip okulda çalışıyorum hocam, erkenden gidiyorum falan mı? Yani bakalım hangi durumdakiler daha fazla? Yorumlara bakalım. Yorumlardan da bunu çıkaralım, olur mu? E o zaman haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin.